Stresin vücudumuzdaki etkileri. Modern dünyada pek çok insan sürekli olarak stres altında bulunuyor ve yaşamının kontrolünü eline geçiremediği düşüncesiyle kendini sürekli yenik hissediyor. Stresin pek çok kaynağı olabilir. İçerisinde bulunduğumuz çevre, vücudumuz, düşüncelerimiz, hatta dünyaya nasıl baktığımız dahi birer stres faktörü olabilir. Stres kelimesi pek çok insanda olumsuz bir his uyandırır. Oysa stres tamamen kötü olarak nitelendirebileceğimiz bir durum değildir. Bu yetenek olmasaydı, insanlık evrimsel süreçte muhtemelen hayatta kalamazdı. Örneğin atalarımızın kendilerini her an tetikte tutan stres yetileri olmasaydı, bir avcı için kolay av olmaları neredeyse kaçınılmazdı. Baskı altında hissettiğimizde vücudumuzda stres tepkisi, yani savaş ya da sıvış tepkisi diyebileceğimiz fiziksel değişimler oluşur. Anlık strese ilk tepki sinir sistemimizin adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi hormonların salgılanmasını tetiklemesiyle başlar. Artık vücudumuz bu tepkiyle birlikte olası her tehlikeye hazır hale gelir. Solunum sistemimiz bu olaydan hemen etkilenir. Daha derin ve hızlı nefesler almaya çalışır, oksijen açısından zengin havayı akciğerlerimizde bulunan alveoller aracılığıyla kana geçiririz. Kalp atış hızımız ve kan basıncımız artar. Eğer ki stres kronik hale gelirse, bu durum kan damarlarına zarar verebilir. Bu da hipertansiyon, kalp krizi ya da felç gibi vakaların riskini artırır. Salgılanan adrenalin sonucunda vücudumuzda kas gerilmeleri gerçekleşir. Tekrarlı kas gerilmeleri vücut ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar omuzlarda, boyunda ve kafada ortaya çıkarsa gerilim tipi baş ağrılarına ve migrene neden olabilir. Stresten endokrin sistemimiz de etkilenir. Beynimizde endokrin sistemimiz ile sinir sistemimizin birbirine bağlanmasında kritik rol oynayan bir bölge bulunur. Hipotalamus. Hipotalamustan gelen stres sinyalleri adrenalin ve kortizol hormonlarının salınımını tetikler. Stresle başa çıkabilmemizde gerekli enerjinin sağlanması için karaciğerimiz tarafından kan şekeri, yani glukoz üretilir. Pek çok insan stres azaldığında bu ekstra şekeri tekrar absorbe edebilir. Ancak bazı insanlarda bu durum diyabet riskinin artmasına neden olur. Stres, bağışıklık sistemimizde de bir takım hasarlar oluşturur. Stresin bir sonucu olarak vücudumuzda salgılanan kortizolün bağışıklık sistemimizi ve inflamatuar yolları bastırması sonucu hastalıklarla mücadele yetimiz zayıflar. Stresin sindirim sistemi üzerine de bazı etkileri mevcuttur. Özellikle de yeme alışkanlıklarımızı az ya da çok yemek yeme şeklinde değiştirirsek veya yağlı ve şekerli gıda tüketimimizi arttırırsak mide yanması ve reflü yaşayabiliriz. Aldığımız gıdalardaki besin içeriklerinin emilimi kapasitesinde görülen azalmalar, karın ağrısı, bulantı, ishal ya da kabız durumlarına sebep olabilir. Stres, üreme sistemimizde de problemlere yol açabilir. Kronik stres, erkeklerde testosteron hormonu salınımını ve sperm üretimini etkileyebilir. Ayrıca ereksiyon bozukluğuna ya da cinsel güçsüzlüğe neden olabilir. Kadınlarda ise menstrüel döngüde değişimler ve premenstrüel semptomların artması görülebilir. Stres, duygu durumumuz üzerinde de çarpıcı etkilere sahiptir. Stres altındayken ruh halimizde de değişimler yaşayabilir, daha yorgun ve normalden daha sinirli hissedebiliriz. Stres, aşırı uyarılmışlığa sebep olur. Bu da uykuya dalmakta zorlanmamıza ve huzursuz geceler geçirmemize neden olabilir. Bu durum odaklanmamızı, dikkatimizi, öğrenme ve hafızamızı olumsuz etkiler. Yaşamın olağan akışında bazı stresler normaldir ve dahası küçük bir miktarı alarm halde bulunmanıza, motive olmanıza, odaklanmanıza, hatta heyecanlı ve enerjik hissetmenize neden olur. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersiz yapmaktan meditasyona, sağlıklı beslenmeye kadar çeşitli aktivitelerin stresle başa çıkabilme noktasında oldukça işe yarar olduğunu ortaya koyuyor. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Animasyon videolarımızın yayınlanma sıklığını artırabilmemiz için www.patreon.com/bilimfili adresinden dilediğiniz miktarda aylık ya da tek seferlik bağış yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.